Efendim herkese merhabalar, günaydınlar diliyoruz, hayırlı sabahlar, sabahımız hayır olsun. Günlerden cuma, cumamız mübarek olsun inşallah. Yüce Allah bizleri dertle, kederle, sıkıntıyla imtihan etmesin. Ha, imtihan bu ya, kesinlikle olacak diyoruz. İnşallah olmaması tek temennimiz, imtihanın olmaması tek temennimiz. Ama maalesef hayatın içinde her şey oluyor değil mi? Aynı şekilde gündemle başlayacağız. Yazılı basının gündemiyle devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi diyelim. Yalnızların adresi huzur evleri demiş burada. Tek kalmak istemeyen yaşlılar huzur evlerini tercih ediyor. Doluluk oranı rekor kırdı. Özellikle yenileri açılacak diyor. Yalnızlık psikolojik sıkıntıların yanı sıra kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Hayatlarının kalan kısmını akranlarının olduğu sosyal ortamda geçirmek isteyen emekli ve yaşlılar özellikle burada kira fiyatları da artınca huzur evlerine yerleşmeyi tercih etti. Doluluk oranı özellikle %80'e çıktı. Yıl sonuna kadar da huzur evleri özellikle hizmete girecek diyor. Yusufeli gün sayıyor demiş. Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli yaklaşık 1,7 milyon metreküp su depoladı diyor. Su yüksekliği 196 metreye çıktı. Test için dönen tribünler kısa süre içinde kalıcı üretime geçecek diyor. Diğer bir alt başlık. Merkez Bankası Başkanı Erkan mecliste sunum yaptı. Para politikasını uygulayacağız. Geçiş sürecindeyiz. 2024'te dezenformasyon süreci başlayacak diyor. Burada dezenflasyon. Efendim bu şekilde düzeltelim. Kur oynaklığı geriledi. Kur korumalı mevduat gerilerken TL'ye geçiş stratejisi başarıyla ilerliyor. Gündemimizde de sıfır atma ne 500'lük banknot var diyor. Burada diğer taraftan Azerbaycan'da dostluk tatbikatı demiş. 3 ülkenin eğitim ve işbirliği geliştirmek üzere 22 yıldır aralıksız icra edilen sonsuzluk tatbikatına Azerbaycan ev sahipliği yapıyor. Tatbikatın ana amacı stratejik hedeflerin korunmasına yönelik görevleri başarıyla icra etmek diyor. Gündemimizi bir açalım. Tekrar buradayız efendim. PKK-KCK üyesi 3 şahıs Konya'da yakalandı. Konya TEM şube ekipleri terör örgütü üyesi 3 yabancı uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken bir şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ahmet El Rahim ve İbrahim El Hasan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Velid El Muhammed sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Evet devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi emeklilerin dilekçesi salona sığmadı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu yeni yasama yılının ilk grup
İlk grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu 80-85 yaşındaki paşalar özellikle niye içeride diyor, hatırlayacaksınız. Konuyla ilgili dün de haberini vermiştik. Ambulanslar eski personel yetersizliği yaşıyor demiş. Ankara'da 112 ekiplerinin kullandığı ambulanslar sık sık arıza yapıyor. Bazı 112 istasyonlarının binalarının iki katında olması hızlı hareket edilmesini engelliyor. Ambulanslar alçak kalan garaj kapıları nedeniyle içeriye giremiyor. Navigasyon cihazları çalışmıyor demiş. Vali icazet töreninde diyor, Bursa'da özellikle 1843 hafız için icazet töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vali Mahmut Demirtaş katıldı. Erbaş 100 bine yakın gencin hafızlık eğitimi aldığını söyledi. Demirtaş ise hafızlar için etraflarına ışık saçacaktır diyor. Burada da bu bilgilere yer veriyor. Bakalım sıradaki haberimize, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. FETÖ firarisi Koray Vurallı yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten aranan firari Koray Vurallı Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu. Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi. Evet efendim, Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Türklerin cenazesi pis, Suriyelilerinki mis kokuyor demişti. Yalancı imam demiş. Yazarımız İsmail Saymaz, sözleri tepki çeken İmam Seyfullah Akyiğit'in söylentileri gerçek gibi halka yaydığını ortaya çıkardı diyor. Eşi depremde ölen Abdülhamit Gül ile İmam Akyiğit arasındaki konuşmayı anlatmış burada. Diyanet tepki çeken imama inceleme başlattı. Konya Tahir Büyükkörüççü Camii İmamı Seyfullah Akyiğit'in sözleri toplumda infial yaratmıştı. Diyanet harekete geçti. Hakkında suç duyurusunda bulunan imam için inceleme başlattı diyor. Ekrandaki sözleri için ifadesi alınmıştı diyor. Diğer taraftan da Ayşenur Aslan'a demiş efendim. Burada bu bilgilere yer vermiş. Bakalım bir haberimize, tekrardan buradayız efendim. Konya'nın Çumlu ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uzun zamandır uyuşturucu tacirlerine aman vermeyen Çumlu Emniyet ve jandarma ekipleri bir operasyona daha imza attı. Gece saatlerinde harekete geçen Çumlu ilçe jandarma ekipleri merkez dahil olmak üzere dış mahallelerde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda esrar maddesi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulup konuyla ilgili Çumlu Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Evet sevgili izleyenler, bugün günlerden cuma, cumamız mübarek olsun. Bir ayet okuyalım inşallah. Kehf suresi efendim. Ama şu bizim halkımız ondan başka tanrılara kulluk ediyorlar. Oysa bu konuda iddialarını destekleyecek, ikna edici bir delil göstermeleri gerekmez miydi? Madem ki hak ve hakikate aykırı olduğunu bile bile inkarda ısrar ediyorlar, o halde Allah adına böyle küstahça yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Bunu duyan zamanın hükümdarı inançlarından vazgeçmeleri için onlara bir süre tanımış, hak dinden dönmedikleri takdirde edileceklerini söylemişti diyor. Burada Kehf suresinde Allah İmandan, Kur'an'dan şaşırtmasın bizleri. Hayatımıza devam edelim. Bu benim inancım. Sen buna Arap da diyebilirsin. Başka bir şey de diyebilirsin ama bu benim inancım. Sen şayet eğer alkol kullanmayı, bunun devamını gerçekleştirmeyi bir seküler, böyle radikal olarak görüyorsan, bu senin sorunun kardeşim. Ama ben öyle düşünmüyorum. Sen beni ister desteklersin, ister desteklemezsin. Bizler Allah'a iman ettik. Hatalarımız da olsa, yanlışlarımız da olsa, eksik de yapsak,
namazlarımızı tam olarak kılmasak da, onun bunun arkasından konuşsak da, evet günahkarız, ben de dahil. Ama sonuçta Allah'a iman ettik. İnşallah Yüce Allah bizleri tevbekar kullarından ihsan eylesin. Siha Sabah Haber Kuşağı günlerden cuma, inşallah pazartesi gün sizlerle birlikte olacağım. Yüce Allah kısmet ederse tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor ve Yüce Allah'a hamdü senalar ediyorum efendim. Hoşçakalınız. Reis bizim adımıza...